LGS'ye son 211 gün, gerçekten de hayallerimize kavuşmamız için günler geçiyor, haftalar geçiyor, mevsimler değişiyor. Yaz bitti, sonbahar geldi. Sonbahar bitecek, kış gelecek. Sonra kışın ardından hangi mevsim gelecek? Bahar gelecek ve baharla beraber bizler hayallerimize daha çok yaklaşacağız. Ve hayallerimizdeki liseye, fen liselerine, Anadolu liselerine, Anadolu İmam Hatip liselerine, sosyal bilimler liselerine gireceğiz. Ve güzel bir şekilde okulları, o sıraları dolduracağız inşallah. Günün sözüne bakalım. Franz Larry diyor ki, motivasyon konusundaki en önemli şey hedef belirlemektir. Daima bir hedefin olmalıdır. Gerçekten de eğer net bir hedefimiz yoksa çok büyük sıkıntı yaşarız. Yani işte olur artık hayırlısı bakalım falan bir şeyler yaparız. Ama hedefimiz varsa o hedefe ulaşmak için canla, başla, gayretle soru çözeriz, çalışırız, arkadaşlarımızı dinleriz, videoları dinleriz, hocalarımızı dinleriz, canlı dersleri dinleriz ve en sonunda da hedefimize ulaşmış oluruz inşallah. Günün yorumuna baktığımızda Yusuf Ensar Yıldız 279 beğeni almış, diyor ki çok çalışmama rağmen netlerim kötü, ne yapmalıyım? Artı birleyin görsün demiş. Benden bahsediyor herhalde, bizden bahsediyor. Evet, şimdi çok çalışmanıza rağmen netlerinizin kötü olmasının temel sebebi şu anda yokuşun en dik kısmındasınız. Yani şöyle düşünün. Bir yolculuğa çıktınız. Şu anda bir yolculuktasınız ve bu yolculuk esnasında şöyle bir zaman çizelgesi yaptığımızda Martin'e de ayıp oldu gerçi ama şimdi burası süre, bakın burası süre. Burası da netleriniz. Bakın burası da netler. Netlerin artışı. İlk başlarda netleriniz hızlı bir şekilde arttı. Yani ilk başta zaten fazla bir şey bilmediğiniz için az biraz çalışınca hemen düzeldi. Ama şu anda bu artış hızı ilk başta bir düzlüğe girecek. Çünkü şu anda sizin yepyeni, zorlayıcı, seçici konularla uğraştığınız dönem. Yani matematikte, fende, Türkçe'de, inkılap tarihinde biraz daha zorlayıcı konular. Sonra burada da biraz yavaş yükselecek. Sonra burada da biraz yavaş yükselecek. Hatta çok daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Normalde bu çizgi uzaktan böyle de gözükmeyecek. Yakından baktığınızda şöyle gözükecek. İniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış. Ama çok dikkat edin, bakın burada hep böyle bir yükseliş var. Gördünüz mü? İşte bu iniş çıkışları asla göz ardı, asla böyle gözünüzün önüne koymayın. Ben şu anda bu dönemdeyim. Birazcık daha konuları bitirdiğimde netlerim yükselecek derseniz bilhassa buralarda çok daha yavaşlayacaksınız. Bu Nisan'da ve Mart'ta işler iyice zorlaşacak. Yani orada artık iyice vazgeçirmek için sizi LGS bırak peşimi, yapamayacaksın, matematik netlerin artmayacak, vazgeç diyecek. Ve sizi bıraktırmaya çalışacak kendisinden. Siz vazgeçmeyeceksiniz. Neden biliyor musunuz? Size çok önemli bir hikaye anlatacağım. Bunu Google'a girerseniz gerçeğini de görebilirsiniz. Çok çalışmasına rağmen netlerinin kötü olmasını söyleyen birçok arkadaşımız bu hikayeyi mutlaka okumalı. Gerçek bir hikaye. Şimdi mutlaka Avrupa haritasını bilirsiniz. Avrupa şöyle ya, bakın şurası Norveç, şurası Avrupa, şöyle İtalya. Şurada İngiltere var. İngiltere ile burası Fransa, burası İngiltere. İngiltere ile Fransa arasında Manş Denizi var. Çok büyük bir deniz. Yani İstanbul Boğazı'ndan daha büyük. Burada Manş Denizi'nde Fransa'dan İngiltere'ye, İngiltere'den Fransa'ya dünya ünlü olimpiyat yüzücüleri yüzmeye çalışıyorlar. Gayret gösteriyorlar. Kimisi başarıyor, kimisi başaramıyor. Neyse. Dünya ünlü bir yüzücü. Şimdi burası Fransa tarafı kara, burası İngiltere tarafı ada. Bu aradaki denizi yüzecek. Yüzmeye başlıyor. Tamam, buradan Fransa'nın İngiltere'ye doğru yüzmeye başlıyor. Bu yüzerken bunun başaracağını düşünüyorlar zaten. Çok olimpiyatçı, dünya ünlü, bayağı büyük bir olimpiyatçı. Yanlarında kayıklar var. O kayıklardan da bunu kameraya alıyorlar. Bak yüzdü buraya vardı diye. Bu yüzmeye devam ediyor. Belli bir süre sonra vazgeçmeye karar. Ben yapamayacağım, vazgeçiyorum diyor. Bu olmuyor diyor. Çok çalışmama rağmen netlerim kötü, ne yapmalıyım der gibi. Çok yorulmama rağmen, dünya olimpiyatçısı olmama rağmen olmadı artık. Ben vazgeçeceğim diyor yüzmekten. Ve oradaki kameramanlar bile yalvarıyor. Lütfen vazgeçmeyin, çok az kaldı, lütfen sabredin diyor. O ise vazgeçme kararı veriyor ve ardından gemiye çıkıyor, vazgeçiyor. Gemiye çıktığında bir bakıyor ki esasında çok az kalmış. Tam da burada çıkıvermiş. Aa diyor. Keşke çıkabilseydim buraya. Keşke çıkmasaydım. Az kalmış zaten diyor. Ve ona diyorlar ki neden çıktın? Çok da az kalmış demiştik. O da diyor ki bana inanamadım size. Eğer hava bulutlu olmasaydı, sisli olmasaydı, eğer o adayı görebilseydim zaten vazgeçmezdim. Ama çok uzak, çalışsam da olmayacak bu iş. Gayret göstersem de, o kadar yüzmeye devam etsem de başaramayacağım diye düşündüm. O yüzden de vazgeçtim diyor. Dolayısıyla sizler de şu anda çok çalışmanıza rağmen netlerinizin kötü gelmesi istediğiniz, yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Çok az kaldı arkadaşlar. Gayret göstereceksiniz. Belki şu anda yani en başlarda birazcık arttı böyle. En başta biraz arttı. Şu anda böyle gidecek. Böyle artmayacak netleriniz. Sonra biraz artacak, sonra yine artmayacak. Mart'tan Nisan'da gene böyle bir sinir bozucu anlar olacak. Böyle artmıyor ya, artmıyor arkadaşlar diyeceksiniz. Şuralarda arttı ya. Ama sonra bir anda tüm konular oturduktan sonra böyle yükselişe geçeceksiniz ve netleriniz hayalinizdekinden çok daha fazla olacak. Yeter ki şu sisli havada karayı göremeyen o yüzücü gibi vazgeçmeyin arkadaşlar. Gayretli bir şekilde matematiğe, Türkçe'ye, sosyale çalışmaya devam edin. Emin olun başaran sizler olacaksınız. Hemen bu konuyla alakalı bağlantılı bir kitap sizlere tanıtmak istiyorum. Günün kaynağını. Kota Set. Konu taramaları seti. İçerisinde Türkçe, matematik, fen, din, inkılap ve İngilizce ile alakalı çok seçici soruların olduğu güzel bir set. Burada konuları tarıyoruz ve milletin müfredatına uygun bir şekilde buradaki birçok soru 2020 LGS'de birçok soruyu yakaladı. Biz 2020 LGS'den sonra bir kez daha güncelledik. 2021'e uygun hale getirdik. Günün lisesine baktığımızda Amasya Sosyal Bilimler Lisesi, Hukuk Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi gibi çok değerli okulları kazandırmış. Sizler bu okulları hak ediyorsunuz. Bu okullar da sizi hak ediyor. Çünkü sizler çok iyi çalışıyorsunuz. Vazgeçmiyorsunuz. Hava sisli olsa bile, karayı göremeseniz bile ben gayret göstereceğim, tevekkül edeceğim diyorsunuz ve inşallah da kazanacaksınız. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.